Türkiye'ye yönelik siber saldırıları anında tespit ediyorlar. Tehdit altındaki kurumları uyarmakla kalmıyor, kritik durumlarda müdahalede bulunuyorlar. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM, sanal dünyanın casuslarına geçit vermiyor. USOM 2013 yılında kuruldu. 2013 yılından beri görev yapıyor. 2016 yılında da kendisine kanunla verilen çeşitli görev ve sorumluluklarla aslında yetkisi genişletildi ve operasyonel olarak o yıllardan beri faaliyetini gösteriyor. Türkiye'nin siber kalesi USOM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteriyor. Hem resmi hem de özel kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışılıyor. Tüm kurum kuruluşlarımızda, kritik firmalarda, bankacılık sektöründe, işte enerji sektöründe, birçok farklı yerde 2200'ün üzerinde siber olaylara müdahale ekibi görev yapıyor. Bunlara bağlı 7700'ün üzerinde personel çalışıyor. Kasırga, avcı, atmaca, kule ve azat yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu yazılımlar sayesinde Türkiye'de günlük 17 milyon IP taranıyor. Böylece siber saldırılara ve zafiyetlere anında karşı konuluyor. Kasırga uygulaması dünyada şu an bir eşi benzeri olmayan bir uygulama. Tüm Türkiye'deki zafiyetleri anlık olarak günde defalarca tarayarak bunların tespitini yapıyor ve ilgililerine bu zafiyetlerin nasıl giderilmesi gerektiğiyle ilgili mesajlar gönderiyor. 2030 yılında siber saldırıların küresel ekonomiye maliyetinin 10 trilyon dolar olması bekleniyor. Bu nedenle siber güvenlik ülkeler için sınır güvenliği kadar büyük önem taşıyor. Savunma sanayi sektörümüz, finans sektörümüz aslında bizim gördüğümüz kadarıyla hedef halinde. Bununla beraber kritik kurum, kuruluşlar yine hedef halinde. Biz burada sürekli onlara yönelik saldırıları görüyoruz. Global Siber Güvenlik Endeksinde Avrupa'da 6. dünyadaysa 11. sırada yer alan Türkiye, daha üst sıralara çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.